Efendim çok sevgili YouTube kanalımıza da Star Divane'ye devam ediyoruz efendim. 1254 lira paramız oldu çok şükür. Ha ne var lan? Evet bu çok iyi. Aa, bu kim be? Kim biri gelmiş kapıya. Client işte bu. Client bizim demircimiz. Sende de fırın mı var yoksa? Hımmız. Tamam okey. Git be. Adam bir tanesi kapıma gelmiş konuşuyor. Hiçbirini dinlemiyor ya. Bastım geçtim valla. İlk lan köpekle mi uğraşacağım ya? Yani... Hadi Allah versin Allah versin. Neyse donuk bir sürü taş olduğunu biliyorum. Bunlardan fazla gelirse taşları alıp senin için bir kuyu kurabilirim. Kuyuları çekimi halinde kurup sonra kabını doldurmak için kullanabiliriz. Ya ne gerek var boşa para bak bir şey diyeceğim sana. Efendim benimle mi konuşuyorsunuz? Evet evet bu para avcısı Robin şey diyecek. Diyecek ki istersen bana taşlarını getir sana kuyu yapayım falan filan diyecek. Sakın ha götürme zaten şuralardan çekiştiriyor suyu. Tamam kuyu peki. Ne? Ama belki kuyunun etrafından otomatik sulama kanalı falan açılamıyor mu? Ya gerek yok hayır otomatik sulama kanalı yok bu oyunda. Nasıl yok kanal yok mu bu oyunda gerçekten? Yok. Fıskiye yapabiliyorsun. Neyse. Ama... Bir şey derdim de demedim. Ne demek? Otomatizasyon olmayan oyunlarda ben yok oluyorum. Ulan bir kanal açamıyor muyuz şuradan şuraya su akıtacak? Hayır. Çukur çukur lan. Hayır. Gerçek bunlar. Hayır açamıyorsun. Kuyu kurdurman gerekiyor. Belediyecilik. Bu gerçek. Niye bu kadar yıkıldın ki? Bence mantıklı olan bu arada yani. O zaman su basar her yere. Kızım saçmalama böyle çiftçilik mi takılır? Devasa arazimiz var. E tamam işte fıskiye. Bu arazide suyun kendiliğinden akabilmesi için bir şeyler kurmamız lazım. 5 bölüm sonra ki keyfimiz yerine gelsin. Fıskiye kurabiliyorsun. Suluklarını geliştirebiliyorsun. Ki bence mantıklı olan da o. Hayır değil. Hayır o. Hayır değil. Hayır o. Hayır değil. Ya fıskiyeyi koyuyorsun. İridyumdan fıskiye yapıyorsun. Mister gibi suluyor her yeri. Fiskiyeyi şimdi anlattım. Fiskiyeyi chatten duydun da söylüyorsun fiskiyeyi. Hayır. Yok dedin demin bana. Ne? Bak, şimdi bak laf. Bak laf değiştirme bak kadın. Ne ben fıskiye bak. Demedim mi? Bak ufak. Laf değiştirme. Ben fıskiye demedim. Şu an chat'im şoklar içerisinde. Bak Allah, laf değiştirme. Allah yaşadık böğürtlenler çıktı. Ay dur dur hemen şunları gidip bir şeyler yapmam lazım benim. Alet geliştir. 2000 TL. Oha. Benden önecekmiş alet geliştirmeye ben gidecektim de. Ha gittim de. Jeotları açtırdın mı? Yok. Jeot işte. İşle bakalım aslan. Şurada böğürtlenim var unutmayın. Allah aşağı taraf ne böğürtlen kaynıyordur var ya şimdi hepsini toplarız. Aa taş çıkıyor jeotlarda. Ya birbirimizle evlenebiliyoruz da ben ne yapayım bu kadınla evlenip? Hayatımı mı yakayım? Hayat boyu mutsuzluk. Taşı. Öyle bir şey olmaz hiç mutlu değil ya. Aa ulan o kadar jeot kırdırdık çıka çıka kömür ve taş çıktı ya. Bahtım gibi kara jeotlarımda. Ha çok keyiflendim pardon. Müziğe bağışta bulun. Kullanayım. Hep ek al bakalım shoes, aslan. Hep ek shoes ya. Hep ya. Ulan bir güler yüz. Bir tatlı bir söz. Oo karnabahar geldi. Yok ki. Yemin ediyorum jeyottan taş çıktı, kömür çıktı ya. Hey Noel vallahi. Baba'nın köpeği diye getirdiği çocuk gibiyim şu an. Hey vallahi sanki şey sormuşuz gibi yani 128 milyon dolar nerede demişiz gibi yani. Çıldırırsın. Sürekli öyle aha. Bir ekşimik bir surat. Aa Nekoid çıktı. Nekoid belli ki kıymetli bir şey. Rezillik mi? O kız niye böyle suratsız Allah aşkına? Ay sen beni mi çekiştiriyorsun birilerine? Hayır ya ben biriyle konuşuyorum şu anda normal bir şekilde. Bu ben suratsızınca üstüme alındım pardon. Yok canım estağfurullah senin neren suratsız? Hmm. Sen melek gibi birisin. Şurada tatlı birisiyim bence aynen. Allah nazarlardan saklasın. Ödüm kopuyor sana bir şey olur diye.
O güzel suratına, o güzel yüzün asılır diye aklım çıkıyor benim. Aa, Alex selam, nasılsın? Gene mi Alex? Alex'e de işi ilerletemedik bir türlü. Madenin 5. seviyesine ulaş. Bir fırın oluştur. Madencilik işini ilerleteceksen fırına ihtiyacın olacak. Ya hadi köylüden. Aa, hududumu getirdin bana. Evet. Hey, hadi yiyelim. Hadi yiyelim. 1, 2, 3. Yok, yanlışlıkla sana vermeye basmışım. Aynen. Böyle bir tuhaf oldu bir, her şey. 2, 3. Uzakta yiyelim. Hop. Hop. Heh, ben dedim. Ben duruşunu teslim edip geleceğim. Abigail, okay. Abigail, Annabelle değil. Abigail onu da, mor saçlı diyorsunuz değil mi? Çoğu insanın... Kasabadaki herkes de şeker gibi ha. Evet. Ya sen bir de iç dünyalarına bir gir bakalım, şeker gibiler mi? Öyle mi? Ne oluyor? Nasıl oluyor? Vallahi farklı farklı huyları var bunların. Çok ilginç hikayeler var içerisinde. Zaten Stardew'ü güzel yapan şeylerden bir tanesi o hikaye. Oo! Bedava karnabahar tohumu biriktirmişiz. Niye söylemiyorsun müzede? Kaç tane var? Ödülleri toplamamışsın. 9 tane. Ha, aldım ben bir 9 tane. Sen başlayınca bir kere daha çıktı diyor, demek ki. 12 gün diyor. Yetişir, tamam. Ben hemen gidip şunları ekeyim. Ek. Kolay ben gelsin. De eksem mi acaba? Ek, eğer elinde varsa. 28 günü, yani 28'inde bitecek. Tam yetişir değil mi? İnşallah çıkar bu arada. Vallahi lanalar çıktı. Hadi hayırlı olsun vatana millete. Çok bekledik onları. Ve lale çıktı. Laleler satılıyor mu? Tabii canım. Her şey satılıyor. Ekebildiğin her şey satılıyor. Şimdilik satmamız lazım. Laleyi yiyebiliyormuşuz ha. Evet. Şimdilik bu arada satmamız lazım. Çünkü bizim paraya ihtiyacımız var yani bu oyunda gelişebilmek adına. İşte şey. Ay biraz yavaş gelişir. Senin de neymiş bu acelen ya? Peki. Açlık yapmayacağım. Tabakhaneye poh mu yetiştiriyoruz? Ne bu acele yani? Kardeşim bu kadar hırslıysan git Minecraft oyna. Bu nedir yani? Ya hırsla ne alakası var? Hırs bu, hırs. Hırs değil bu, sadece yani güzel şeyler yapmak istemek. Gübreleri zaten koydum ben çoktan. Gübrelerle lahanalar büyüyor. Aa, bir de hırslı gübre de atmış altına. Ya ama yani... Kompetitif Stardew oyuncusu ya, inanılmaz Twitch. Twitch Rivals'ı gelecek Stardew yakında belli. Var bu arada Rivals'ı. Yani. Vallahi var Rivals'ı, vallahi var. Ne yapayım, yumurta mı topluyorlar? Yani işte bizim bu yaptıklarımızı aşırı derecede hızlı yapıyorlar. Mesela o halk evi görevi var ya. Hmm. Onu böyle bir 20 dakikada falan bitiriyorlar. Yani. Speedrun'ı mı var? Yüksek ihtimalle mesela biz seninle ona bir ömrümüzü harcayacağız yani. Speedrun'ı mı var, onu mu diyorsun? Evet doğru. Speedrun gibi. Ya şöyle bir an mesela. Speedrun'ı mı var, Rivals'ı mı var? Rivals'ı var, hayır Rivals'ı var. Speedrun'ı da var mı tabii ki de. Mesela kalkıyor hemen. İşte birisi mesela full bahçeyi alıyor, öbürü başka bir yeri alıyor. Hemen aynı anda yatıyorlar, kalkıyorlar falan filan. Bunun tadı çıka çıka oynanır yani bu oyunlar, bu kadar da değil yani. Güzel. Ay evimdeki eşyaları hiç beğenmiyorum. Sen şey hiç oynamış mıydın? My Time at Porsche. Oynadım ve hiç beğenmedim. Hiç. Aa, hiç beğenmedim hem de. Çünkü Stardew Valley'in böyle 3 boyutlu bir kopyası gibi geldi. O yüzden yani... Kopya olmaktan değil bu arada. Yani çünkü içindeki şey her şey... Şey mi böyle? Bak şimdi yazıklar sana... olsun. Yo. Takdir edememişsiniz. Hayır. Olayı ben söylüyorum sana. Şimdi bunun içerisinde gerçek bir hikaye var. Tamam mı? Ve Gerjemer'e ağzını açık bırakan bazı hikayeler var. Ki ben onlara kendi oynadığımda çok denk geldim. Ha, okey. My Time at Porsche'e tam ne abi biliyor musun böyle? Ay çok da tatlıyız. Aman da pek de şekeriz. Sım 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 bir oyun. O yüzden sevemedim.
Ne? Hiç. Ne oldu be? Ya bir şey yaptım gene salakça mı ne yaptım acaba? Yok yok salakça bir şey yapmadım. Hiç ya bendeki bazı bir takım abilik refleksleri devreye giriyor sen böyle şeyler söylediğinde mi? Benimle gurur duyuyor genelde ben böyle şeyler söylüyorum. Bir tık öyle oluyor gerçekten ya. İçimden şey oluyorum böyle. Aman da büyümüş de Stardew'un salyalısı olmuş. Stardew'un şeyi olmuşsun sen farkındasın değil mi? Hayır abi Yametsu'nun o Kiba'yı okumaya başlayacaksan oradan başlamayacaksın. Onu anlamak için 6. bölümden girmen lazım. 4 bölümde yönetmen saçmalıyor falan vardır ya böyle çocuklar. Ben Stardew Valley için öyle olmuşum değil mi? Aynen olsun saçtı şu anda Stardew Valley için. Abi şimdi Stardew yani bilmiyorum. Tahit Ahmet Porsche'da Stardew'u çakmaya çalışmışlar ama çakamamışlar. Sen nasıl çakabilirsin ki zaten Stardew Valley? Yani kusura bakmayın da yani. Ucuz bir kopyası olmuş sadece. En son insan böyle yaptım lan hatırlamıyorum bile. Ay. Hmm. Bir de bak bir, sen hiç girdin mi peki My Time at Porsche'ye? Girdim. Bence girersen sen de beğenmezsin. Ben çok hızlı bayıyorum ya böyle oyunlardan. Ama o bakma, bayık. Bakma şu an benim Stardew Valley'de en ilerlediğim noktaya geldik ha. Ha sen bunlardan da mı bayıyorsun? Mesela ben bundan hiç baymıyorum. Beni bırak, beni bırak mesela işte... ben 8 saat oynarım bunu burada oturup. İşte tabii şeydeki fark o zaten. İşte hani oyun tarzları arasındaki fark dediğimiz mesela Satisfactory'de falan ben otomasyonu çok seviyorum. Yani mesela şey yani Stardew'un keşke şey versiyonu olsa. Hani böyle hikayesi az, otomasyonu çok. Yani benim yatağımda biri uyuyor. Aa, ya özür dilerim. Ben de diyorum en iyi şeklini ne ara değiştim pardon. Çıktım. Nasıl bir ahlaksız. Dur şeyi oraya bırakmışım. Onu da alayım. Ne yapıyorsun burada ya sen? Bu ne be? Ne oluyor lan? Nasıl zorla birlik duydum ama. Benim olacaksın Yusra. Benim. Hoş mu bir şey yaptı? Irz düşmanı. İnanılmaz. Ben bu yatağa sıçarım. İşte botbet hikayesi yapıyoruz. Ne? Zorla yanımda yatmıştı. Ama bütün bir gece boyunca sadece uyumuştuk. Uyandığımda hasır şapkasıyla beraber yanımda yatıyordu. Allah'ım nasıl da bir dağ adamına benziyordu. Ağlayarak uyandım. Annemi babamı ne diyeceğim diye ağlıyordum. Bir taraftan da kaslı ve kıllı bedenine bakmaktan kendimi alamıyorum. Mor saçları beni benden alıyordu. Etkilenmiştim. Rızam dışında yanımda uyumuştu. Sert çiftçim. Hayır, mafyanın çiftçisi lütfen. Sert ırgatım. Sert ırga bak, sert mafyanın ırgat çiftçisi şeklinde bir tamlama yaparsak bana ben çok seveceğim. Sert mafyanın haşin ırgatı. Hı, evet. İyi. Da böyle kişniyim. Irgatlar at değil. Irgat bizi gelecek şimdi. Neden? Hayır ya. Bir dakika ne? O yüzden demedim ama. Biz o sebeple demedim. Yanlış anlaşılmasın. Irgatlara değil. Ben kendimi at gibi hissettiğimi belirtmeyi istemiştim. Ulan. Sen öyle bir şey demesen var ya hiç düşünmüyorum bile bu arada. Sen artık ne kadar çok linç yediyse adam direkt linç kısmıyla bakıyor yani. Ya sorma bugün Twitter'a şey yazdım. Bu ne kardeşim işte eskiden 1000 liraya telefon alıyorduk şimdi 1000 liraya anca ekran tamir ettirebiliyorum. Hakikaten ekonomi iyiye gidiyor falan yazdım. Hı-hı. Aşağı gelmiş bir tanesi şey yazmış. Ben sizlerin samimiyetine inanmıyorum. Bence sizin paranız var. Sadece bizi tatmin etmek için paranız yokmuş gibi yapıyorsunuz falan diyor. Ya ne diyorsun? Reis ne anlatıyorsun? Niye reis diyorsun ne ki alaka? Ya? Ne diyorsun dallama desene.
Yok bir şey yazmadım zaten. Efsodyor'u etiketledim ben. Ben şey inanılmaz bu arada. Millet mesela şey diyor yani işte böyle fakir edebiyatı yapmayın lütfen. Bir ulan ben anasını satayım yani 18 yaşındayım bu arada 28 değil aslında. Ben 18 yaşındayım kusura bakmayın ama bu 18 yılın bir 25 yılı fakirlik lan. Ben edebiyatını yapmayayım da kim yapsın? Size mi soracağım edebiyatını yaparken? Hayret bir şey. Bir de insanların Yok hakkını şey. savunmayı şey zannedenler var. Onu apayrı kıl alıyorum. Mesela insanların hakkını savunuyorsun hani en azından sesini çıkartmaya etmeye çalışıyorsun. Bence sizin konuşmaya hakkınız yok. Çünkü sizin paranız var. Dolarla kazanıyorsunuz. Ebesinin de nikahı falan şeklinde konuşanlar var ya böyle. Allah'ım ya Rabbim. Böyle elime bir verseler de sabahtan akşama kadar böyle. Böyle var ya bir tane Buğra denen çocuk kardeşini dövüyor tokatlarını pervane yaparak. Keşke öyle dövsem. Ne saçma sapan şeyler biliyorsun. Ama görsen ne kadar hoşuna gider var ya. Ne, ellerini iki yana açıp etrafı da dönmeye mi başlıyor? Evet böyle şöyle yapıyor yani. Allahsız Buğra diye yaz zaten. Böyle pıtır 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 böyle helikopter gibi. Çocuk helikopter pervanesi gibi döverek böyle şey dönerek kardeşini dövüyor. Çok güzel Kızım aktivite. Allahsız Buğra değil o şey o ya. Neydi onun ismi? Allahsız Buğra. Hayır, şey o. Street Fighter'da o karakterin ismi neydi? Ya. Dur, Street Fighter'da hangi karakterdi arkadaşlar? Bir hatırlatın ya. Hatırlamıyorum Şeydi galiba. Rus vardı bir tane. Street Fighter oynamış arkadaşlar hatırlatır şimdi. Hagar mıydı? Yok, Hagar değildi ya. Ellerini iki yana açıp fatata 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 diye dönmeye başlıyordu. Başına bela atıyor. Zangief, Zangief. Aynen. ben. Ben şu anda Yo-Yo Zangief Market ya. draması izliyorum. Ne yapıyorsun? Ha ben geçtim onu. Şu an hemen drama izliyorum. Vallahi PR, bilemedim. Tın Bu arada benim yani tın ben diğer oyunumda mesela çok iyi olduğum için bu oyunda şey olmayı çok istiyorum ya. Kapitalist bir köpek Ne? olmayı çok istiyorum. Ha öyle ahlaki tercihler yapabiliyor musun? Tabii ki de. İstersen Nasıl? Yoyo Market'in yanında olursun, istersen PR bakkalın yanında olursun. Nerede çıkıyor bu tercih? İşte bu mesela yani oyun az önce mesela sana bir yoyo marketi gösterdi. Bir de şimdi Pierre'in bakkalını gösterdi. Mesela sen gidersin alacaklarını yoyo marketten alırsın. Başka başka şeyler yaparsın. O zaman her şey değişir. Şimdi fırın değil mi? Bize ne lazım? 20 bakır cevheri, 25 de taş. Oo gel gel bak Can abi gel 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 gel. Oo, markete gelsene. Madendeyim ya ben. Ay suydu bu arada. Kötü bir şey yapmadım. Oyunda öyle bir şey yok. Biraz yanlış gözüktü. Çünkü yani burada bunu böyle sapık gibi bunları izlerken. Ne yaptın acaba ya? Çocukların üstüne mi işedin? Hayır. Markette şimdi kadınlar spor yapıyor tamam mı sağ tarafta dans falan ediyorlar. Benim de elimde en son suluk kalmış. Ben de yürüyeceğim diye şeye bastım. Aptal bir su dökme görüntüsü oluştu. Hoş durmadı pek. Hanımlar burada yanarsınız ama ya. Üstünüzü çıkarsanız da yani sıcak. Sizi burada yorarlar hanımlar. İstanbul'u Emily'yi de çok beğeniyorum. gösterelim anam. Emily'yi de çok beğeniyorum. Ah. Robin'imi kaptılar. Akıllı herif kapmış vakti zamanında. Ne bu da tatlı oturuyorum. Robin de hakikaten bilim adamına gitmiş. Bize bakmaz bu arada. Ameleyik biz. Irgatız. Asla bize bakmaz yani. Şaka maka madenlerde ölürsen ne oluyor? Sen madenlerde misin? Beni niye çağırmadın? Söyledim sana. Dur geliyorum. O sırada kadınların üstünde işemekle meşgul olduğun için Ya duymadım. işemedim üstlerine. Ne Öf. yaptın? Allah. Başka bir şey. Sıvı Dur boşalttın. bakayım bol paramız var değil mi? Aha, kuvars çıktı, kuvars. Şöyle biraz 24-25'e. Tamam gel.
Bir şey söyleyeyim, çiftçilikten çok büyük vurgun geliyor, bekle. Aa, taş şeklinde yaratık var lan. Yürü git lan. Sertçe vurur. Hayvan. Bir de biz patates ekelim güzelce. Canan bu arada yerken ölürsen madenlerde hem üstündeki eşyalar gidiyor hem de paran gidiyor. Paramız mı gidiyor? Evet. Paramız olmadığı için gitmezse çok sevineceğim. Teşekkürler. Ay çok fazla çerçöp loot düşüyor ya. Böcek eti. Geç Allah'ın seversen. Böcek eti. Böcek eti. Tamam tamam, pardon. Şurayı da bir kazalım. Yes. Sen neredesin şu an? Ben bahçedeyim, patates ekiyorum. İnanılmaz ya. Madenlere ben girdim, bahçede sen mi takılıyorsun? Evet. Niye? Aşk olsun Hamza. Ama bana haber vermedin ki güzelim. Geç saat olunca ben de dedim bari patates alıp biraz yatırım yapayım. 6 gün sonra biliyorsun ki bahar bitiyor. Önümüz kış. Açlıktan ölürüz. Seramız yok. Ekstrem çiftçi. Evet. Ölüyoruz. Tutunun. Winter is coming. Kaçıncı katı bu madenlerin artık? Gelelim bu 5. kata ya. 4. katta falansındır gibi tahmin ediyorum ama. İn baba inelim. Hey Allah. Hayır, 2000 altını bulacağız da bir de bakır şey upgrade edeceğiz öyle mi? Mahvolmuşuz lan. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu lahanalar bir çıksın. Senle bana karada ölüm yok. Paraya doyacağız, paraya paraya. Aa, yorulmaya başladım. Tam bir hallederiz Kadir gibiyim bu arada şu an. Ups. Dur terledim biraz. Şöyle çıkarayım da görsel şölen olsun hepinize. Ups. 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 Biraz daha atlet style'a. Chat'te birisi boncuk atmış bana. Abi sevdiceğim 20 yaş challenge'a katılmış. Çok güzel buldum. Mayına basmadan nasıl bu düşünceni söyleyebilirim? Nasıl? Nasıl yani? Sevdiceğim yani. Ha, bilmiyor mu? A tamam. Platonik mi? Platonik herhalde. Sevdiceğim diyor. Kız arkadaş herhalde. Yanlış anlaşılmak. Hani gençken çok güzelmişsin denecek ve böyle kız bir anda ne yani falan diyecek. Hani öyle bir gerginlik mi oldu? Ne tuhaf. Sen söyle kardeşim. Sonunu için... düşünen kahraman olamaz. Bir şey söyleyeceğim. İyi de sevdiceğim olması için sevgili olmam gerekmiyor ki. Bilmiyorum. Diğer türlü de sevdiceğim oluyor. O beni sevmese de olur. Ben onu seviyormuşum demek. Bana ne ondan? Allah Allah. Arkadaşlar, ona mı soracağım? İlişkiniz konusu da Pelin belki de çok iyi tavsiye verecek bir isim olmayabilir. Neden ya? Ama sevdiceğim yani sonuçta. Vay nedir yani? Ben sevmişim kardeşim. Giderim alırım. Annesinden isterim. Ya hayır yani. Ona yani söylemek zorunda değilim ki. Ben onu sevdiceğim diyebilirim uzaktan. Yaşıyorsun bu hayatı Pelin. Sağ ol. Varam da zıbaram. Ya bırak ne? Ulan bu fasulyaları şeydi. Fasulye hiç karlı bir yatırım değilmiş bu arada ya. Bir daha fasulye ekmeyelim biz. Ne ben bu böyle? Ben de daha çıkmadı valla. Ben dedim 2 güne bir çıkar, 2 güne bir çıkar, hiç çıkmadı bok. Evet. Ama ya beni bir şey koyuyormuş. Oy oy. Ay dur. Gece üşürsün. Ha şunu açayım da gidelim benim. Oo. Aa. Bana mayonez makinesi falan daha şimdi geldi biliyor musun? Aa. Evet. Nasıl olabilir bu? Vallahi. Ya Rabbim o kümese çok ihtiyacım var. Oo fasulyelerin çıkmış. Hazır olduğunda dükkanım 75 taş ve 1000 G ile gel. Kuyuları kuyu istiyor. Hayır de ona hayır. Para avcısı o kadın. Fuzuli para.
Paramızı yiyecek Rıza abi. Yiyecek evet. Ceren'den çıkan sesler. Aa, ondan mı çıktı o ses? Duydun mu? Evet evet duydum ben. Yardım edeyim mi? Kıyameti fasulyeyi topluyorsun, ondan sonra sapı kalıyor, mal vermeye devam ediyor. Evet, devam ediyor ama işte biraz daha geç veriyor nedense, onu anlayamadım. Nice. Toprağımız mı bereketsizdir nedir? Verir verir. Bir 5 tane fasulye çıktı bugün bana. Ay suyum bitiyor, su doldurayım geleyim. Hamza, ederim yardım ettiğin için. Ne demek, her zaman, her zaman, daima. Ben bir mafya ırgatı olduğum için. Kaslarımdan dolayı da tabii biraz haşinliğim de var. O haşinliğimi işte bahçe sulamaydı, işlerdi, güçlerdi. Genel olarak oraya aktarmaya çalışıyorum enerjimi. Hiç yapamıyorsun bu işleri ha, şöyle diyeceksin. Toprağımı da kadınım gibi severim. Nemli ve çapalanmış. Nemli ve çapalanmış mı? İçim fena, içim kıyıldı. Yani mesela şakasına bile gerek yoktu bence ama yapıldı artık. Hani ben Max bayan diyorum. İşte hanım olarak sen karışma, ben yapayım diyorum. Kız başına gelince çırtıyoruz ama Can abi maşallah yani, gördün mü? Ne dedim ya, bir şey mi? Yani sen sert mafyalının şeyini, felsefesini tam çözememişsin ya. Evet, biraz doğru. Daha otbetok istersen kardeşim. Hayır, sen okusan belki biraz daha öğreneceğiz ama okumadığın için öğrenemiyoruz biz de. Ay bu aralar Wattpad serisine acayip dönüş yapasım var gerçekten. Niye dönmüyorsun? Ben sana bir şey söyleyeyim Wattpad'çiler, mi? Sen şöyle Wattpad'çiler geldi, linçledi geçen. Ha? Aa, ne diye linçledi? Yani linçlemediler zaten. Wattpad'çi dünyayı linçlese cürmü kadar yer yakacak yazık kızcağızlar zaten de. Şey olmuşlar böyle. Hem bize hakaret ediyor hem de üzerimizden para kazanıyor falan. Mesaj gönderdim dedim hani. Ulaşın bana maille kaç para kazandıysam hesabınıza yatırım de bir Türkçe öğretmeni tutun kendinize dedim. Ulaşmadılar. Allah Allah, niye ulaşmadılar? Hayır, çok ciddi ihtiyaçları var aslında, yani neden ulaşmadılar ben de anlamadım. Bak sen şöyle bir yanlış anlaşılmaya girdin. Sen dedin ki Wattpad'in içerisinde işte şöyle kötü olaylar oluyor, böyle kötü olaylar oluyor. Böyle bir dönemde ben de işte hani bunlara bakıp da iyice teşvik etmek istiyorum. Sen tam tersini, sen aslında onlara bakıp ne kadar bok şeyler yaptıklarını gösteriyordun ve bence o iyi oluyordu. Ya çünkü iyi bunun olsun. Aslında dalga geçilecek bir şey olduğunu, gurur duyulmayacak bir şey olduğunu gösteriyordun. Bence keşke öyle dönsen. Yani? Keşke dönsen. Ben öyle soralım. Düşünüyorum. Soralım, benim chat'e de soralım. Soralım, sen de dahil kadın seyircilerimize soralım. Yani benim Wattpad'de bilhassa da chat'e genç kızlar yazıyor sonuçta o hikayeleri de. Biliyorsunuz alayı işte ayağıma asit döktü, sertçe suratımdan tuttu. Efendim ırzıma geçtikten sonra bana mercimek çorbası ısmarladı falan gibi hikayeler. Bunlar şimdi televizyonlara falan da çıktı. Ondan sonra bir de son yıllarda açıkçası kadınlara yapılan şiddet olayları, kadın cinayetleri falan artınca ben de bunları okuyup bunlara gülemez oldum açıkçası. Ben de tat tuz bırakmadılar ülkede. Çoğumuz da bırakmadıkları gibi. Hani madem Pelin açtı konuyu ben de anlatayım ya, izah edeyim. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani sonuçta senin orada, çok özür dilerim lafını bölüyorum ama. Şimdi sen orada oturup da oradaki şiddet olayına gülmüyorsun. Yazarın o kadar et beyinli olmasına gülüyorsun, anladın mı yani? Bunu ya bir fantezi zannedecek kadar. Et beyinli olmasını biliyorum ama şundan da rahatsız oluyorum yani. Ulan yani bir... Yani... Türkiye'de kadınlara karşı yaşanan şiddet eylemlerinin sayısı belli yani. Hani bir artık daha da bu hikayeler yazarken hiç mi bu kızlar rahatsız olmuyorlar? Ben onu da anlamıyorum mesela.
Diyorum herhalde çocuk bunlar. Çok yaşları küçük. Yo, kocaman kocaman insanlar da çıkıyor yazar Tabii. arasında. Ben bir süre sonra Wattpad okuyup eğlenemez oldum yani arkadaşlar. Eskiden çok sevdiğim bir iş olmasına rağmen. Bu konuyla ilgili kim ne düşünüyorsa söylesin o zaman bakalım yani. Sen öyle düşünüyorsan, rahatsız olmuyorsan olabilir. İçeride Ceren ablanın bir sesi geldi, kusura bakma Can abi, ona güldüm be. Sıkıntı yok. Ben de farkındayım onun. Ya ben Ceren Hanım tekini dedektiflik yapıyor söyledim. şu an. Çünkü ben birazcık daha nasıl söyleyeyim? Bence insanlara anlatmak gerekiyor yani bunun hani bir fantazi olmadığını. İşte ne bileyim bunların aslında böyle bakıp da böyle ah ah ne aşklar var görüyor musunuz? Hems onu o kadar çok seviyor ki işte suratına sigara üfürüyor falanlık bir olay olmadı da bence Yavaşça insanların dövüyor anlaması onu. lazım ha. Yani bu korkunç bir şey. Birisinin kolunuzdan sizi çekeleyerek bir yere götürmesi, sizi sevdiğini göstermez, o şahsın şiddete eğilimli olduğunu gösterir. Teşekkürler. Bir de şeyi çok fark ediyorum. O çok ilginç. Benim Wattpad'leri bir sürü seyirci şey yapıyor. Yani çok fazla tekrar tekrar izliyor. Sıkıldıkça açıp böyle bir stres atıyorlar herhalde ondan. Onu diye düşünüyorum yani. Bak bir Bizim şey. chatte Pelin bacımız doğru konuşuyor diyorlar. Vallahi benim chatte de genel olarak aslında benle aynı fikirdeler ağırlıkta. Ya ama tabii şey diyen de var hani kendisi çok rahatsız oluyorsa hani yapmasın etmesin. Onun rahatsız olma sebebi ama bunun kendi söylediği gibi anlaşıldığını düşünmesi. Ya yok yok ben şey gibi düşünmedim canım. Aman dışarıdan öyle düşünürler falan diye düşünmedim. Yok hayır sen kendi benim rahatsız şey için... oluyorsun ya hani işte için öyle hissediyor. İçimi kıyıyor abi. Çünkü son olaylarda falan şey çok konuşuldu ya. İşte böyle aman işte kızlar etmeyin bakın bunlara mesafeli durun falan diyen oldu. Mesela onlara da böyle size mi soracağız falan diye. Onu, mesela öyle diyen adamlara da inanılmaz dinç geldi. İşte mesela ben o kitapları okurken de içten içe öyle diyorum. Çünkü zaten 30 küsur işte bir erkek olarak genç bir kadına ne diyebilirsin ki? Dikkatli olun diyebilirsin en fazla babası değilsen falan. Hani haliyle işte o da böyle bir şey oldu. Ne bileyim bize tavsiye vereceğinize şartları değiştirin falan diye millet geliyor kafana biniyor falan. Yani böyle anladın mı? Şey oluyorum. Hiç benimle alakası olmayan konulara mı giriyorum acaba falan deyip biraz ya, uzak hissettim kendimi sonradan. Şimdi açıkçası şu kötü oluyor. Mesela atıyorum gündemde bir mevzu var, bir olay var. Ki ben mesela her seferinde de çok da anlatırım bu tarz olaylarda. Çünkü şey tipler hep çıkıyor işte. Siz de düzgün tiplerle birlikte olsaydınız. Yani benim gerçekten evet, evet. Cello çalan, piyano çalan ama kız arkadaşını dövmek için ta Adana'ya kadar otobüs bileti alan tanıdığım herif var yani. Bir arkadaşım bir tane. Kim öyle adamı ya? Özür dilerim. Yo yo ne özrü canım. Ben de öyle yani. Yani hiç kimsenin alnında şeyinde yazmıyor. Mesela o tarz tavsiyelere ben de anormal kılım. Çünkü ne münasebet yani ne münasebet. Kimsenin alnında yazmıyor güzel kardeşim bunlar. Hiç kimsenin alnında yazmıyor. Ama işte şeyi fetişize etmek de yani bunu da konuşmak lazım. Böyle şiddeti ve şiddet potansiyeline eğilimli adamın şiddete eğilimli olmasını açık açık fetişize eden. Yani şey hatırlıyor musun? Mafyanın Hizmetçisi kitabını. Ya abi kızın kolunda plastik eritiyorlar. Daha sonrasında kız o herifle töbeğen o herife aşık falan oluyor yani ne münasebet ya. Bak birisi sadece kolumu tutsa çok yakışıklı ve zengin. Belasına atlarım ya. Sırf kolumu tutması yeterli bak yani yuvasını yaptığım için. 5. kata kadar asansörümüz var artık bu arada benim enerjim bitti dönüyorum eve tamam, haberin olsun. Tamam sen dön ben onuncu, ben bir onu bir zorlayacağım eğer bulabilirsem. Tamam zorla. Ölmeyek şimdi. Ya bu Robin çok hoş, çok hoş kız ya. Ha, güzel. Artık 10. kata kadar inebiliyoruz Can abi. Asansörle. Thank you. Süp. İzinlerimi de giyeyim. Ben bir müziğe mi gitsem acaba? Orada da bir noktada şeye kızıyorum bak. Ben bugüne kadar belki 20 tane 30 tane falan Wattpad kitabını uzun uzun yayınlarda okumuşumdur. Hı hı. Hiçbir tanesinde de şeyi görmedim. Bir erkek yazarın yazdığı. Aldım kızı şöyle tuttum belinden vurdum ağzına bir tane filan tarzı. Yani zaten öyle bir şey görsem polisi ararım falan yani anladın mı? Hani böyle bir şey görmüyorum hiç. Ama gencecik hanım kızların yazdığı şeyleri görüyorum hep. Sertçe tuttu beni işte zorladı bir şeylere. Sonra dedi ki sana gemi alırım.
İşte o zaman titredim falan. Hatırlıyor musun gemi almayı? Evet. Neydi evet, o? Ama Trabzon. Trabzonlu gelin. Allah da belasını versin. Olanı söyle. Onu da bu arada onu çok daha abidik gubidik. Trabzonlu gelin değil onun ismi. Trabzon'a gelin. Hani come to Trabzon. Çünkü come to Trabzon mizahını yaptığımızı hatırlıyorum. Trabzon'a gelin. Oy hani. Aman. Hmm. Orada da bildiğin zorla hiç tanımadığı birisiyle evlendiriliyor. Tabii. Ama sonra adam buna gemi alıyor. Allah belanızı versin ya. Yani buna bu kadar net bu söylenir de kimse kusura bakmasın. Ben nefret ediyorum abi yani şiddetin bu kadar hele ki bir kadın tarafından fetişize edilmesi beni çok çok rahatsız ediyor. Hmm. Çünkü hep birlikte şuna bir aymamız lazım yani dediğim gibi. Oturup da işte böyle birisini sizi çekelemesi, itelemesi, tutup zorla öpmesi. Ya bunlar yani normal şeyler değil. Bunlar fetişize edilebilecek şeyler de değil. Tam tersine engel olması gereken şeyler yani. Birisi sana mesela bunu yapmayacaksın, ne yapıyorsun koduğum deyip bir tane geçirmen lazım yani. Ya da polisi araman lazım en pozitifinde. Tabii. Ve işte bak ya bütün o süreçte benim hani Wattpad kitaplarını okurken kendi gördüğüm yanlış şeyleri şey oldum yani güldük müldük falan da bazen o kadar ekstrem şeyler oluyor ki. Hmm. Mesela şey anı vardı bir tanesi hatırlıyorum. Babası bok gibi davranıyor kıza yıllarca. Ondan sonra ya! Kızım kusura bakma. Evet o da hemen ha. Şey yapıyor. Babam bana seni seviyorum demişti. O yüzden onu hemen oracıkta affederdim. Allah belanı vermedi. Tabii tabii. Sıçıyor kızın ağzına. Hayatını kaydırıyor kızın. Ondan sonra işte şey kusura bakma kızım ben anneni aldatıyordum bir kadında. O kadın dedi ki kızına kötü davran dedi. Ben de o yüzden 20 yıldır hayatının içine sıçtım diyor. Kız da böyle olsun. Hayatımın içine sıçmıştı. Annem ama kendini intihar etmişti, camlardan atmıştı. Ama babamdı o benim. Kızım demişti bana filan. Böyle okurken artık böyle şey oldum. Arkadaşlar yapmayın etmeyin. Herhangi birinizin böyle bir hayatı varsa sakın ha. Falan böyle artık uyarıyorsun ya bir yerden sonra seyircine. Çünkü kim kaç yaşındadır beni izlerken bak. Onu bilemiyorum ha, yani. Uyarma işte. İhtiyacı hissediyorum. Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Bu bile önemli işte. O yüzden diyorum aslında tekrar keşke okusan diye. Çünkü yaşı çok küçük olup da sırf ben de çok Wattpad, işte Wattpad hikayeleri okuyorum çok seviyorum diye de birileri gelebilir anladın mı? Yani birisi gelir ondan çok sonra der ki lan doğru hani harbiden bu gerizekalıca bir şey ben normalde bunları işte okuyup kendimden geçiyordum demek ki geçmemem lazım lan demek ki bu bir şiddet türüymüş falan demesi lazım yani anladın mı? Evet evet. Ya da bu zorbalıkmış işte mesela. Şeyi... Ailenin içinde bile olsa zorba gene zorba lan demesi lazım yani. Evet işte ama sonra Pelin şey de canımı sıktı. Böyle bir yani şey bir muhabbet başladı senin dediğin gibi. İşte mesela genç bir kadın öldürülüyor görüştüğü bir adam tarafından. İşte hemen zaten şey başlıyor. Onun orada ne işi varmış falanlar başlıyor. En gıcık olduğum şey. Evet. Ondan sonra o narratifin devamı olarak da üstüne şey demeye başlıyorlar. Kadınlar da biraz dikkatli olacak falanlar başlıyor. Yani orada da özellikle Twitter'da falan kadınlar çok haklı olarak şey tepkisini gösterdiler. Ulan yani artık bir kadın öldürüldüğü zaman kadın dikkatli olacak demeyi bırakın yani hayvan herifler artık. Yani bunu hep beraber toplumca çözmemiz lazım falan dendi. Ben bunu çok doğru buluyorum. Ama kendi yaptığım yayınlarda falan en fazla insanlara aman siz dikkatli olun tavsiyesini verebiliyorum. O yüzden şeyde çok arada kaldım. Yani ben beni izleyen insanlara o serilerde falan bu tavsiyeyi vermekle yanlış mı yapıyorum, doğru mu yapıyorum? Bak bu gerçekten benim kafamı kurcalayan bir şey oldu. Sonra dedim ki lan bu arada kalmışlıkla da insan keyif alamaz okudu işte. Yani makaranı da rahat yapamazsın. O çalışmaz seri dedim. Kapattım açıkçası. İyi de... Tam olay buydu yani. Ya şimdi sen oturup da... Şunu mu söylüyorsun işte bu da dayak yedi ama bu heriften de zaten dayak yiyeceği belliydi falan mı diyorsun yoksa hani kız hala hani kız burada heriften şiddet görüyor. Ya bazen yani diyorsun burada abi kalıyor. Bazen diyorsun şimdi yalan olmasın bak bazen diyorsun şöyle diyorsun çünkü adam bunu dağa kaçırıyor işte dövüyor annesini tehdit ediyor şey ölümle işte. Falan. Ha bu da hiçbir şey yapmıyor değil mi? Bir ha, şey yapmıyor. Bu da böyle şey oluyor. Olsun seviyordu beni falan oluyor böyle yani artık. Tamam sen de bunun yanlış olduğunu hani getiriyorsun işte. Böyle çok fazla insan var. Benim birebir sırf üniversite hayatında bile tanıdığım. İşte ama beni seviyor deyip de böyle şiddet gördüğü halde ya da kötü söz duyduğu halde mesela birinin yanında kalan çok fazla arkadaşım oldu hayatım boyunca. Ne yazık ki. Sevgi çok tehlikeli bir pahadır ya. Mesela bunun özellikle küçük yaştaki bir insana bence mesela anlatılması
Doğru. Yani çünkü ben de küçük yaşlarda oldum. Mesela benim de uzunca bir süre böyle şey olduğum oldu. Mesela işte alacakaranlık okuyorum. İşte Jacob onu aniden öptü diyor mesela. Allah! Benim bütün içim eriyor. Jacob aniden öptü ya. Jacob Bella'ya sormadı etmedi. Ama yani ben de 16 yaşında bir beyinsizim yani. Haliyle bana romantik gibi, anladın mı? Yapış Jacob. Ha, aynen böyle şey olsun. Keşke Jacob beni de zorla öptü. Falan oluyorsun yani. Çünkü hormonların falan var yani. Akıl edemiyorsun hormonun olduğu için. Ya bence birilerinin mesela bunları anlatması gerekiyor yani insanlara. Sonra, ay şimdi kimse sonra bana burada aa inanamıyorum Pelin demesin. Hadi oradan çoğunuz olmuşsunuzdur. Ben hiç yemeyim burada. Ya yok, benim Wattpad kitapların altı şeyle dolu. Psikopat diye bir tane kitap varmış zamanında. İnanılmaz okunmuş bilhassa. Psikopat kitabını okurken ben. Psikopat kitabı şey böyle çünkü. Geliyor böyle kızı duvara yaslıyor, boğazını sıkıyor. Kimsin sen ha filan diyor. Kız böyle diyor ki ah işte babamın parası bitmişti. Louis Vuitton ayakkabılarımı satıp onun yerine Abibas giymek zorunda kalmıştım. Çok mutsuzdum filan diyor. Yok böyle. Benim o kadar da ben değil. Artık... Ben o kadar da salak değilim. Yok yok işte zaten. Sonra bu kitabın altında şeyi çok yazdı. Herhalde o dönem çok satmış. Ve çok ilginç bir şey var. Bak mesela bu benim erkek ya da genç erkeklerde kendi yaşımda falan hiç görmediğim bir şeydi. Genç kızlar bilhassa şeyde çoklar. Yani bir arkadaşı bir kitabı alıp seviyorsa o da aynı narratife dahil olmak istiyor. O yüzden böyle zincirleme satılıyor bir şekilde, anladın mı? Hani bütün arkadaşları belli bir karakterin romantizmini okuyorsa kızlar da ona da takip ettirmeye çalışıyorlar. Böyle çok... Ya mesela bunlar hiç benim erkeklerde görmediğim alışkanlıklar, tavırlar. Nasıl? Wattpad dünyası şey oldu biraz bana. Allah Allah, kadınların ne ilginç dünyaları var dedirtti yani mesela okurken. O da ilginç bir şeydi. Ben mesela hayatımda hiç şey duymadım yani. Bir erkek bir erkeğe porno tavsiye eder en fazla, anladın mı? Kadınlar birbirlerine aşk hikayesi falan tavsiye yani, ediyorlar. Yani ulan nasıl konar seferin oraya gidebiliyor? Yani bir de öyle bir tavsiye mi var abi? Oturuyorsunuz aniden sonra birbirinize dönüp şey mi diyorsunuz? Kardeşim bak kardeşinin çok yakın arkadaşına yükseliyor videosu falan mı diyorsunuz birbirinize? Böyle bir tavsiye mi var? Link mi atıyorsunuz yani? Ne yapıyorsunuz Allah'ım ya? Benim chatimdekiler hep Benim chatimdekiler inkar ediyor şu an. Yani şöyle olur erkekler aslında. Porno değilse bir tane şey olur. Kanka bir karı var. Kim? İşte bilmem kim. Aa, hemen o Google eder. Oo falan, neyi var bunun? İşte şu var. Oo falan. Yani şöyle söyleyeyim hani. Bunu şöyle söylüyorum bu arada. Hani Wattpad'deki hanım kızların birbirlerine yani şey yani... Ay işte Bella var bilmem ne var filan diye birbirine romantik kitaplar tavsiye ettiği dönemde. Ha siz öyle mi sanıyorsunuz? Millet şeydi yani. Ha bilmiyorum. İşte yayınlarda anlatmıyorlar bile. Sen anlat senin tarafı, biz de onu bilelim. Yani bilemiyorum, anlatsam ki bunlar gizli bilgiler. Yani erkek dünyası en azından benim dediğim gibi. Yani vallahi şahsen ben oturup bir arkadaşımla saatlerce işte Alacakaranlık izledikten sonra sinema çıkışı, vay Jacob'ımın kasları, aman de Edward'ımın götü diye konuştuğumu bilirim ya. Ya konuşmuşsun canım onu ama... Ya okey, şey, hani şey, porno tavsiyesinde bulunmuyoruz hani birbirimizi tabii ki de ama... Ya hayır, birisi, şunu demek istiyorum. Birisi şey olmuş, tam kapamada porno tavsiyesi gelir. Ha, ben bir 18 filmlik liste çektim ya diyorlar herhalde. Arkadaşlar tam kapanmadasınız. Tam kapanmadasınız, canınız sıkılıyor. Şimdi sizlere bazı tavsiyelerim var. Bakın bu arkadaşı çok kapatmışlar. Hani siz de oradan... Yani. Neyse. Of, iyi güldüm. Can abi bayılır bu arada. Her konuyu pornoya getirmeyeceğim. Yine geldik oraya. Yok canım, ne alaka? Konu kendiliğinden geldi yani. Tabii evet. Ben alakası yok. Niye erkekler birbirine oyun da tavsiye ediyor yani. Film de tavsiye ediyor insanlar. Evet yani, ama ben hiç bana bir arkadaşımın erkek arkadaşımın gelip de şey dediğini hatırlamıyorum. Hacı al bak bu kitabı, acayip romantizm var içinde. Babam dediğini hatırlamıyorum. Okey. Who gives a damn fuck yani çünkü. Orası hikaye kısmı bizim. Mesela şipleme kavramı. O da çok ilginç. Aa evet. Evet. İlginç mi? Ha. Bence sürekli olarak olması gereken bir şey.
Bak ben kaç yaşıma geldim hala daha. Yo işte bence çok normal de bir şey bir yandan da işte şey o şeylerden çok ayrı büyüyorsun yani. Nasıl söyleyeyim? Mesela ben hiç de bir hayatımın hiçbir noktasında bir televizyon eserine veyahut da bir diziye, bir oyuna, bir şeye bakıp ya şu iki karakter de birbirine ne kadar yakışırlar ya, kafamda ben onları şöyle düşünüyorum falan hiç hissetmedim mesela. Yani bu çok ilginç bir şey. Sonradan bunun olduğunu öğrenince bir noktadan sonra ki şipleme kavramı çok böyle gözümün önünde doğdu Tumblr'da açıkçası. Böyle şey yani yok, o kavram yoktu ve birkaç ay sonra bir baktım kullanılmaya başlamış böyle. Hoşuma da gitti açıkçası ama böyle şey geliyor. Baya kültürel olarak yabancı olduğum bir şey yani. Bana hiç yabancı. Tohum var mı boşta? Hangi tohumlar? Whatever. Hayır, onları bilerek ekmedim. Yok, onları bilerek ekmedim çünkü şimdi içinde ne olduğu belli değil. Şeyin bitmesine de 10 gün kaldı ya. Tohumlar boşa gitmesin diye kışın başında ya da sonbaharda ekeceğiz onları. Ne olur peki, ne olmaz. Ağaçları niye ekmiyorsun? Niye ekeyim? Ağacımız var zaten. Ben ekiyorum bunları sürekli de o yüzden var. Onlar bu hemen ağaçları büyüyor birisi mu? Ekiyor buraya. Onları hemen büyüyor mu zannettin sen? Hayır, bir noktada büyüyecekler ama. Yani evet bir noktada ama şu an çok da elzem değil yani. Ekmezsen büyümez kardeşim. Aman tamam. Dur şimdi bunca. Ha dur şunlara bir bakalım. Aa! Sen nereden aldın kavun tohumu? Yazın ekeriz ya. Nereden aldın? Pahalı çünkü onlar. Alex verdi. Kim verdi? Alex. Öyle mi? Hmm. Bundan sonra Alex eksin bitsin bakalım buraları. Hayret bir şey. Çiftliğim var, yardımcı olmak istedim ben de sana. Dedi getirdim bir torba kavun tohumu getirmiş, sağ olsun. Ayıptır be. Ayıp var yüzümüzü söylemeyi. Bari suratımıza bakarak şimdi. Ha, şimdi ben bunu nereye koysam? Şuraya koysam. Buraya konmuyor muydu ya? Lan buraya nasıl konmuyor? Buraya normalde konuyordu. Ha. Kömür de lazım. Alex CS ship yazıyorlar bak. Evet evet bak işte şeyler bana o yüzden çok ilginç geliyor neticede. Yani hatta işte geçen sene anlatmıştım ya bununla ilgili bayağı bir makale okudum diye. Bir tane oyun tasarımcısı abi kendi kız çocuğu doğduktan sonra kendi kızıyla beraber oynayabileceği oyunları araştırmaya başlıyor. Ve aslında şeyi fark ediyor. Oyun sektörünün ne kadar erkekler üzerinden kurulduğunu evet. Fark ediyor ki 10 10 şöyle makalenin tarihi 1998 ya da 2002 falan gibi yani böyle hakikaten bayağı eski bir tarih. Yani şimdiki kadar bile oyun yok. Bak en basından bir şey söyleyebilir miyim mesela en basından? Mesela ben bugüne kadar hiç böyle işte ne bileyim aşırı kaslı, işte üstsüz, böyle güzel güzel gezen bir erkeğin olduğu bir oyun mesela görmedim. Ama böyle maşallah koca koca memeleri, incecik belleri, kocaman popoları olan böyle bir sürü kadın karakteri oyunlarda çok fazla gördüm. Biz göremedik. Hatta şey takip... Biz yaşayamadık hocam. Yaşayamadık evet yaşayamadık. Ben istiyorum, benim gönlüm istiyor ya. Allah Allah. Biz de istiyoruz kardeşim öyle oyunları. Ne bu? Sanki sadece dünyada hetero erkekler varmış gibi oyun yapılıyor sürekli. İşte adam yani o kadar açıkçası şöyle adamın zaten bunları yazdığı dönem şimdiki kadar yani şeyin konuşulmadığı ne diyeyim cinsiyet ve cinsellik kavramlarının birbiriyle bağlantısının bu kadar konuşulmadığı bir dönem o yüzden çok zamanın ötesinde bir herif hani böyle şey olarak kabul ediliyor makale vaktinde bu abi çok kafa açmıştı filan gibisinden güzel güzel anılıyor yani halbuki şimdiki hikayelere göre biraz şey artık mesela LGBT unsurları falan da işliyorlar gayet rahat oyunlarda. O işler çok gelişti. Ama mesela bugün 2021 yılında hala şey var. Kardeşim bilmem ne oyunundaki karıyı yeterince seksi yapmamışlar mı?
İşte SJV'ler abi işte karıları güzel yapmıyorlar. Çatalı yeterince belli olmuyor. Tayfa var internette. İnanılmaz sıkılıyorum. Oyunda. Ay. Ya kızım. Canım insan ayağının altına yatmayın ya. İyi misin? Ne oldu? Kediye kedimin ayağına bastım ya. Kıyamam, acımıştır onunla ya. Cırt dedi kaçtı zaten. Üzüldüm halinde de yani. Tam da kalktığımda böyle ayağımın alttan kaçılmamış. Bastım yanlışlıkla. Bir artı bir sulama kabı uzmanlığı neymiş ya? Akıt kaç geldi bana da. Bana da akıt kaç geldi. Akıt kaç mı? İşte şey şimdi bir şey soracağım burada. Her şey gerçekten değişir. Sen de bundan sonra şey satabileceğiz. Reçine satabileceğiz. Yeah. O değil de lahanalar 1900 liraya mı gitti? Ah ne oluyor ya? Şey. Bir ses geldi. Duydun mu o sesi? Yok. Aa macera perestler loncasına gidiyorlarmış 10 balçık kesersek. O zaman şöyle Pelin ben işte madenlere gidiyorum balçık keseceğim. Tamam canım abi. Çok güzel bugün yağmur ya yağdığı için. Benim bunlarla hiç uğraşmama gerek yok. Birlikte de gidebiliriz bu arada madenlere. Hadi gel o zaman. Dur ha. Hadi let's go. Dur bekle. Ne diyor bu? Let's go. Taze karnabaharımız var mı? Let's go. Can abi. Yok. Var. Sattım her şeyi. Var var yok varmış varmış. Görevi kabul edecektim. Lan. Ha kabul etmişim güzel. Jody hangisiydi ya? Bilmiyorum karıları sen tanırsın kasabadaki. Hayır unuttum hangisi olduğunu. Unutursun beni de unutursun yarın. Ya niye unutayım? Dur ben şunu da bırakacağım. Şunu alacağım. De nerede kazma mı kazma mı alacağım? Karnabaharda yolda giderken bırakıyoruz. Bebişler hangisi Jody'ydi siz bilirsiniz. Kabul etmişim zaten. Neymiş bu? Jody'nin isteği. Jody'ye karnabahar götür. Evet evet senin de bir tane alıp götürmen lazım. Sandıkta vardı götür onu canım abi. Jody ha. Bu köylülerle uğraşmak istemiyorum ya. Ama yani bu ev değil mi? Nerede bu madenler? Biraz bekleyeceğiz. Dur şurada bir tane balık tutayım diyecektim. Her şeyimi bıraktığımı hatırladım. Tam burası işte burası. Velet'in annen. İnşallah. Evde düzgün bir yerdedir, odasında falan değildir ha. Jody hanım. Size karnabahar getirdim. Deri çizme çıktı bana. Evet, 10. katta. Afiyetler olsun efendim. Nereye koyuyoruz bunu? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şey beklerdim mesela oyundan. Co-op'unu ben hiç oynamamıştım. İlk kez oynuyorum co-op'unu bu kadar uzun. Ya mesela keşke hani görevler ortak olsaydı işte birimiz yapınca mesela öbürünün yapmasına gerek kalmasaydı öyle daha mantıklı olurdu açıkçası. Aynen öyle. Yalnız bu deri çizmeyi nereye koyacağız? Böyle inventörümde mi kalıyor bu benim sadece? İnventörünü aç. Orada sen gözüküyorsun sol aşağıda gördün mü? O ayakkabıları al ayakkabı kısmına koy canım abi. Yep hallettim. Geliyorum madenlere. Şöyle bir 15. 20. katlara bir inelim. Üç bin paramız oldu. Gayet iyi gidiyoruz. Aa bu ne lan? Yerin altında bir şey çıkıyor buraya. Aa adam böyle keserler. İt. Aa misvak çıktı. Misvak mı? Ama neyse çiğneme çubuğu diye yazmışlar. Selam. Çiğneme çubuğu diyor. Misvaktır ya bu. Şu mutfağı yapalım. Mutfağı yaptıktan sonra daha da güzel şeyler olacak bakalım. Aa ben bunları asla hatırlamıyorum lan. Yeni güncellemeyle falan mı geldi bunlar? Bayağı da asap bozucu şerefsizler. Ben bol bakıcı evi. Jody'ye karnabahar götür. Bana ne Jody'den karnabahardan ya. 350 altın veriyorum öyle deme. Ne? Evet. Ya! Ya
Herhalde şurada bir yerde bir iniş bulacağız gibi. Yok, burada da yok. Hah, merdiveni buldum. Hı. Artık bir altın cevherlerini bulaydık. Sıradan tutucu toprak. Az da olsa bu toprağın geceliğin ıslak kalma olasılığı vardır. Sürülmüş toprağa karıştırılır. Torla topla, torla topla benim. Enektar şey, enektar diyorum. Merdiven burada. Hoş lan! Hoş! Bu ses ne ya? Sinek, sinek, sinek. Gel, ben direkt alta ineşi buldum. Buldun mu? Hmm. Geldim. Aşağı inip duruyoruz da şey, aslında şey kesmemiz lazım biliyorsun. Ne lazım? Bakır cevheri mi? Yo, yeşil çöplerden kesmemiz lazım. Onar tane. Haa tamam. Yo şey, balçığımız yok muydu bizim, bir sürü ya balçıkamız? Hayır, balçık şey yani, yeşillerden 10 tane keseceğiz, bizi şeyler loncasını alacaklarmış. Evet evet, cesurlar. Daha sağlam bir tane kılıç veriyor işte ya. E olsun, önemli. Onu beğenmiyordum ama çok marifet oldum. Al bak! Aa, geldik yine bir böcek. Şey böcek! 5 saatte kesilmez bu şimdi. Uğraşamam bununla. Yeşil boklar! Onları boş ver ya. Aa, burada bir şeylerin... Bunlar ne? Yeşil boklar! Ha, larva. Böcek eti, larvası? Böcek eti geldi mi? Geldi. Aa, bu ne? Patlayacak mı lan o? Bak gene geliyor. Aa, bak. Larva sineğe dönüştü. O da ne pis bir şey var ya yani. Gel. Hıs! Vay! Ya. Be, etkilenmiştim. Mükremin edeleli kollarıyla tek vuruşta sineği öldürdü. Şırrak diye vurup gebertti. Aha, buldum merdiveni, gel. Ha, buldum, geldim. Hups. Yiyecek bir şeyler mi uzak? Lan böcek yok ya. Deli olursun ha. Bu jeller muhtemelen daha üst katlardaydı, biliyor musun? Hayır, tam tersine, bu katlarda daha da kalabalıklaşmaları lazım. Çünkü daha da zorlu seviyelere iniyoruz yani. Eş, deli olur ha insan. Şu ne? Yengaç. Bu var. Aa, kiraz bombası geldi. Kesiyorum, kesiyorum, yok ya Rabbim. Seksi ve kaslı bir. biz de böyleyiz yani. Başka alt katların hiç bulamadığımız gibi sümük de bulamıyoruz. Biz merdiveni bulmuşuz ki. Ne? Nerede? Merdiven mesela gözümüzün önündeymiş, kaldıktan sümük de var. Aa, evet. Envanter dolu diyor ama ondan ben şey düşürdüm, bir şey düşürdüm Can abi. Onu alsana. Nerede? Cüce bir... Nerede? Yukarıda, yukarıda gel. Gel. Şu sol köşeye git merdivenin yanına. Şurada bak. Benim üstüm dolu olduğu için alamıyorum. Gel buraya. O, sen de mi alamıyorsun orada? Hı. Birinci cüce tomarı. Müzeye başla. Tamam, evet, onu müzeye verebiliyoruz. Enerjiler bitiyor. Saat 6. Bitiyor valla. Dönek mi eve? Az daha bakır karam, dönem sonra ne yapayım? Hmm, tamam hadi. Cüce tomarları, cüce tomarları. Fuck you böcek. Cüce tomarları. Hoşt! Sizinle uğraşamam. Ya, acaba diyorum bir iniş daha bulabilir miyiz ama yok paşam. Bulduk, gel inelim oradan. Ha, demin buldun ya sen inişi. Nereden bu? Aa, doğru. Ben nasıl unutuyorum bunları ya hep?
Gerçi. Buldum Ya da dedim, yanımda şey kapıştın, dedim hatta şimdi. ilmen 17'deyiz koridorları ya. Bir altımız 18. E bir Bir 6. altımız 19. 19 E bir sonra altımız da 20. 20 Yani 20'ye dersin. kadar açmış oluruz böylece. Aa. Bu sıkıştır, sıkıştır. Kucu da vur. Balçıka çıkmadı bundan. Vur Joker vur. Balçık toplamayacağız. Onlardan 10 tane öldüreceğiz, yetecek zaten. Aa, iniş var, iniş var. Koş. Dur geliyorum. Gel, iniş tren yolunun Ha, yanında. seni göremiyorum. Pardon. Gördüm. Çünkü ben bu kattan gittim. Ben senin bu katından gittim Gittim oğlum. oğlum. Yiyecek bir şey yapacak eti Ben yeniyor mu ki? senin. Yani... Çekil bakayım buradan Can abi. Çek 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 çek. Dur. Ne bu? Hayır, dur, Ölüyoruz. ha, çekil oradan. Ölüyorum. Gel. Nice. Ben ölüyorum ama bayağı. Bir health hit point'im var şu an. Aa tamam, Gidiyorum. yürü yürü gidek çık. Gerek yok. Madenden ayrıl. Gerek yok yani Hoşça boşa. kal maden. Koş koş koş. Kim osurdu? Biri osurdu oyunda. Ölüyorum diyorum, anlamıyor musun? Yolda da bir turp alam diyecektim ki alamıyorum. Bu Elicik. madencinin kötü tarafı, bizim işimiz bitene kadar kapanıyor dükkanlar hep. Tabii canım. Madene girdim, o gün çıkış yok. Ne güzel oyun ya. Her oynadığımda ve böyle baştan sona oynadığımda her seferinde daha çok beğeniyorum bu oyunu. Ay maşallah. Her seferinde aynı şey olur mu yani insanda? Aa, sen benden hızlı nasıl geldin ya buraya? Yukarıdan. Sen şehrin Ha, ben içinden mi direkt uzun bir geliyorsun? yoldan yürüyorum. Olabilir. Ben cahilim, cahil. Yukarıda bir yol daha var. Üst yol var. Orası daha kestirme. Oo, arı kovanı, nice. Şunu hemen yapalım. Şimdi akıtkaç yapabiliyorduk değil mi biz? Ben şu ağaçlara bir akıtkaç takmak istiyorum. Aa, arı kovanı da bende açılmadı bak. Ha, ben de açık. Bizim Sen... karakter gelişimlerimiz başka seninle galiba. Bir aç Evet. bakayım şeyi. Yetenekleri. Yetenekli. Ne? Nasıl yetenekler? Benim toplayıcılığım 3, çiftçiliğim 3, madenciliğim 1. Benim de çiftçilik 3, madencilik de toplayıcılık 1-1. Allah Allah, çiftçi... Seni nasıl toplayıcılığı arttırmış ya, o kadar öyle? Toplayıcılık ne biliyorum? Sağda solda böyle bitkiler, böğürtlenler var ya, ben nerede bulursam onları hemen alıyorum. Ha, okey. Şey yapabilmem için bana akıtkaç lazım. Onun için ne lazım? 2 bakır külçesi, 40 odun. Şu 2 tane akıtkaç yapalım biz. De bahçeyi sulayayım. Kömür alan. O nedir ya? Mesela demirci sana fırın görevini vermiş miydi? Yani fırın yapman lazım filan demişti. Fırın için ne lazımdı? Çünkü ben şu an bakır külçesi falan harcıyorum da. Harca ya. Bakır külçemiz mi yok Allah aşkına? İneriz madenlere. Kelle alırız, bakır alırız. Doğru. Aa, fasulyeler Menbaanı büyümüş bu bulduk. arada Can abi. Fasulyeleri Yes, topla. benimkiler de. Çilekler yetişmedi. Ayın sonu geldi valla. Mahvolduk. Kaç gündeydi onlar? Bilmiyorum. Çilek işinde battık. Yo yo, batmadık batmadık, çıkacak onlar, çıkacak. Sabır. Sabır. Azıcık sabır. Sen ne yapıyorsun, bakır harcıyorsun bu arada? Şey yapıyorum işte, akıtkaç yapacağım 2 tane. Akıtkaçlar sayesinde de arı kovanı yapabileceğiz. Kovan sayesinde de bal elde edebileceğiz. Ve bal için ekstradan bir şey koymana etmene gerek yok. Sadece bir kere kovanları yapman yeterli. O yüzden akıtkaç yapıyorum şimdi.
İki tane yapayım da. Ocak. Ha, ocak, bakır, cevheri ve taş istiyormuş. Evet Var abi. onlar bende. Yapıvereyim ben de onu. Hadi yap. 25 taneydi galiba bakır cevheri, değil mi? E sen ocak yapmışsın bir yere. Nereye yaptın? Arkaya. Ama işte ikimizin Ha, ocağımız ilerlemesini varsa bir tane daha yapmayalım. ama kabul etmiyor ya. Senin de hani görevi tamamlaman lazım ya, o yüzden Yani abicim. ya. Bir fırın oluştur. Fırın mı, ocak mı daha kardeşim? Bakın bunun çevresini tam yapın. İnsanları şüphe bırakmayın. Lazım, lazım. Aa, o dur. Ben varam giden fasulyeleri satam. Satan. Var abi gitti. Bu arasında mineralde bunları satam. Topazı satam. Topaz mı paz, bunlar ne işe yarıyor? Onu hatırlamıyorum. Şimdi akça ağaç Satıyorum pekmezi bunları ben. lazım, o yüzden akça ağaç. Bu akça Fuck ağaç all of mıydı? these. Akça ağaç bu mu oluyordu? Buydu değil mi? Öbürü çam. Bu akça ağaç değil mi? Akça ağaç buydu gibi hatırlıyorum artık. Canım sağ olsun. Can Bey! Bir tane, iki tane ağaca akıtkaç koyuyorum. Onları Soy. kesmeyin, tamam mı sakın? Tamam ama yerlerini şey yap da. Tamam işte, yani yerleri belli. Ha tamam. Doğan belli, duyan belli. O kadar belliyse sıkıntı yok. Nasıl koyayım sana? Ha, topazı da bu arada şeye bağışlayabiliyoruz. İdokadar müziğe, yanlış bilmiyorsam eğer. Ha, Topaz meşe falan mi bağışladım ya ben müziğe. Bunların o? hepsini bağışladım. İkinci versiyon, yani birden fazla çıkınca onları satıyorum. O zaman hangisi akça ağaç? Bağıracağım, ekmek gerekiyordu acaba. O meşe. Dur o zaman. Meşeymiş. Bak şimdi. Bekle. Ne oldu acaba? O kadar bilmiyorum ki. Ama çok keyifli ya. Mesela huva Tabii. Bahçeni sulamamışsın bu arada bugün galiba. dur, sulayacağım, sulayacağım. Şunları halledeyim. Şu akça ağaç mıydı? Şimdi bunun gövdeleri farklı oluyor işte. O yüzden kafam küçük müydü? Bekle. Hey. Aa. Hey. Hey Fıskiye güzel ama dostum. fıskiye çok verimsiz bir sulama makinesiymiş ya. Yo ama şimdi iridyum mu? Başka türlü mü? Anladın mı? Bu akça ağaç işte. Bu akça ağaç. Tamam. Bunun önündeki de akça ağaç, şu arkadaki de akça ağaç. Yani şöyle. Ocak 25 bakır cevheri 25 taş. Tamam. 25 taş. Yes. Ocağımızı yapalım hemen. Here comes the ocak. Durururu. Kömür gerekir. Ay, zerre kömürümüz yok. Var mı? Varmış. Bu arada bu oyun aslında yani Minecraft değil. Oyunun adını şu an tamamen unuttum ama başka bir oyundan şey. Ne denir ona? Ne? Başka bir oyundan esinlenme. Yani Minecraft'tan değil bu oyun.
Yok Ama değil değil. Harvest Moon arkadaşlar. Harvest Moon. Minecraft'tan çok daha eski bir oyun Harvest Moon. Harvest Moon hatta yapılıyor. Daha sonrasında Harvest Moon'a bazı güncellemeler geliyor. Bunun yapımcısı da gelen güncellemeleri o kadar beğenmiyor, 3 boyutlu olmasından o kadar haz etmiyor ki. Bu oyunu yapma kararı alıyor. Stardew Valley'in hikayesi bu aslında. Tabii. Ve tamamen yani böyle Şey. şey, çok mükemmelliyetçi bir adam bu arada yapımcısı. Hatta Şey bir üzerinde çok fark uzun var ama zaman durumu söyleyeyim. çalışıyor. Eski Harvest Moon'da bir problem yok. Harvest Moon'un ilk iki oyunu inanılmaz tutuyor vaktinde. Nintendo 3DS mi ne böyle Türkiye'mizde aşırı satmamış ve çok az bilinen bir oyun ve konsol aslında. Sonra yapımcısı ayrılıyor stüdyodan. Hani şey gibi düşün. Şeyin ayrılması gibi böyle. Kojima'nın ayrılması gibi. Başka ekiplere veriyorlar. Yani bugün Harvest Moon oyunları hala çıkıyor ama hani Terra şey Stardew'a benziyor falan diye alırsanız ayak kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yapımcılar değişince adam diyor ki dur lan ben eski kafada bunun düzenini tekrar yapayım diyor. Üzerine de koyuyor tabii güzel bir şeyler. İşte Stardew Valley çıkıyor da. Yani dediğim gibi Minecraft'tan Yani da eski. Bu Harvest Moon denen yep. oyun. Yep. Ha çok meraklısı varsa Minecraft'ta zaten başka bir oyundan şak diye çakma. Ses Aa, çıkıyor yani hangi oyunda? çakılırken. Bilmediğim için soruyorum. Aa, ismi aklıma şu an gelmiyor. Biraz sonra aklıma gelir. Tamam. Ama böyle ses çıkıyor yani çakılırken o taraftan. O kadar diyorsun. Tabii. Lan biz az O önce kadar Asya sert çakma Atkins'miş. abi. Dur. Ben Neydi şaka adam emin onun olamadım ismi ya. ya? Infinity Miner galiba öyle bir şey miydi ismi? Yani şey dünya yaratma ve onları kazıp çıkartma Evet. mevzusunda aynı noktadalar. Ha Redis, Infinity Miner evet. Redis diye bir arkadaş var, o da yazmış benim chat'te şimdi. O yüzden çakmadır değildir. Bu oyunlarda bunlara bakmayı bir noktada bırakmanız lazım dostlar. Çünkü oyunun kurdudur. Mekanikler zaten lisansları, telifleri de alınamadığı için mekaniklerin öyle bir şey de yok. Yani oyun mekaniğinin lisansını alma diye bir şey de yok. Doğru. Elbette çakacaklar. Üstüne bir şey koydu mu ona bakmak lazım sadece. 19.40. Kardeşim 3.000 lira altınımız var. Evet. Neden daha fazla tohum almıyoruz? Ama yani 8 günümüz var. İstiyorsan yarın gidelim patates matates alalım, patates ekelim. Ama benim ta kaç gün önce ektim patatesler hala da çıkamadı. Normalde bizim bugün falan hasat etmemiz gerekiyordu mesela. Yo, yarın. Hadi bakalım göreceğiz. Hasat etme ne olur. Ona bakarsak her oyun ilk oyundan çakma. Evet doğru. Ben o yüzden çok fazla ben çakma deme taraftar değilim bu arada oyunlara. Yani önemli olan aldığın şeyleri ne kadar güzel bir fikre dönüştürdüğüm. Ya da çakma derken hakkını yemediğinizden %100 emin olun. Yani Evet. harbiden çakma oyun var mı? Harbiden çakma oyun var arkadaşlar. İt gibi. İt gibi çakma oyun var. Var tabii canım. Yani artık onlara klon bile diyoruz bu arada. PUBG klonları var mesela piyasada bayağı ya da Evet Fortnite doğru. klon. Fortnite klonu pek yok. Onlar pek tutunamadı. Ama Fortnite. PUBG klonları var. Yani Ama herif bir takım şeyler alıp yeni bir oyun mu evet, çıkartmış PUBG de ona yoksa kalırsa hani başka bir oyunun klonu değil mi zaten? işte tam değil mesela anladın mı? Nasıl tam değil? DayZ miydi neydi? Ya farklı mekanikler H1Z1. H1Z1. ekleyip edin. O oyun hangisiydi hatırlamıyorum. Bu tarz salyalı H1Z1. oyunları sen daha iyi biliyorsun da. Bir tanesi de H1Z1. mesela tamam tatlım ismi önemli değil ki. Şunu anlatıyorum. Bir tanesi de mesela bir şey sistemi var. Adını söyle zombi dünyasında geçen var bir tane tamam mı? PUBG'de zombileri vesaire çıkarıyor. Başka bir tanesi de arazi arazi gezip craft ediyordun galiba bir şeyler. Crafting mekaniği vardı. PUBG craft'ı da çıkarıyor, hızlandırıyor işi. Öyle bir şey var yani. Bunlar varyasyondur birbirinin üstüne. Çok sevgili YouTube, sizlerle bu bölümün de sonuna gelmiş olalım efendim. Can abi gene 3 fasulye falan satmış. umarım beğenmişsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer ki beğendiyseniz beğenmeyi, kanala daha hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Öpüyoruz çok sizi. Kendinize dikkat edin. Bye bye.